Merhabalar değerli arkadaşlar. Üzerinden geçen akım şiddetleri verilen XYZ tellerinin KLM noktalarında oluşturdukları manyetik alan şiddetleri BKBL-BM arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Tabii öncelikle şuna değinelim. Bir telin bir noktada oluşturduğu manyetik alanın şiddeti telin taşıdığı akımın şiddetiyle doğru orantılıdır. Belirtilen noktanın tele olan uzaklığıyla ters orantılıdır. Aynı zamanda tel ile o nokta arasındaki ortamın cinsine de bağlıdır. Şimdi burada X ve Y tellerine dikkat ederseniz burada akım şiddetleri aynı. Dolayısıyla telden daha uzakta olan K noktasındaki manyetik alan L'dekinden daha küçük olacaktır. Dolayısıyla hemen bu noktada BL büyüktür, BK diyebiliriz. Süper. Şimdi de gelelim Y ve Z tellerine. Burada da dikkat ederseniz uzaklıklar eşit verilmiş. Biraz önce de belirtmiştik. Akım şiddetiyle oluşturulan manyetik alan doğru orantılı olacak. Z telinin taşımış olduğu akım 2i, Y'ninki i olduğuna göre M'deki manyetik alan da L'dekinden daha büyüktür diyebiliriz. Öyleyse buradaki MLK sıralamamızı nerede görüyoruz? Denizli şıkkında. Selamlar herkese. Üzerinden i şiddetinde akım geçen sonsuz uzunluktaki düz telden d kadar uzaklıktaki bir noktada telin meydana getirdiği manyetik alan şiddetinin büyüklüğü niceliklerinden hangilerine bağlıdır diye soruluyor değerli arkadaşım. Şunu ifade edelim öncelikle bir telin kendisinden belli uzaklıktaki bir noktada oluşturduğu manyetik alan şiddeti telin taşımış olduğu akımın şiddetiyle doğru orantılıdır. Ne kadar büyük bir akım taşıyorsa o kadar büyük bir manyetik alan meydana gelecektir. Bu bir. İkincisi tabii ki tel ile o belirtilen manyetik alanı bulacağımız nokta arasındaki uzaklığa da bağlı. Uzaklık arttıkça oluşturulan manyetik alanın şiddeti azalır. Öte yandan bir de manyetik alanı bulacağımız noktayla tel arasındaki ortam özellikleri de manyetik alanın şiddetini tabii ki etkiler. Dolayısıyla bize verilen bu öncüler içerisinde akım şiddetine ve uzaklığa bağlıdır. Akımın yönünün değişmesi manyetik alanın yönünü değiştirir. Dolayısıyla akımın yönüne bağlı olmayacaktır ve cevabımız 2 ve 3'tür. Merhaba arkadaşlar, yukarıda verilen cihazlardan hangisinin yapısında elektron mıknatıs bulunur diye sorulmuş. Kapı zili, değerli arkadaşlar, kapı zilinde elektron mıknatıs bulunuyor. Evet, artımızı koyduk. Hoparlörde de yine aynı şekilde elektron mıknatıs söz konusu. Ampermetrede yine görmüş olduğunuz gibi elektron mıknatıs söz konusu. Dolayısıyla cevabımız deniz ışık olacaktır. Merhabalar değerli arkadaşım. Dünyanın dönmesinden ve iç çekirdekle dış çekirdek arasında sıvılaşmış metallerin sıcaklık farkından kaynaklanan konveksiyon hareketinin elektrik akımı oluşturduğu ve bu akımın da dünyanın manyetik alanını oluşturduğu düşünülmektedir. Peki dünyanın manyetik alanı özelliklerinden hangilerine sahiptir diye soruluyor. Değerli arkadaşım, biraz önce dünyanın manyetik alanının nasıl meydana geldiğini söyledik. Peki İşte bu manyetik alan dünyanın dev bir mıknatıs gibi davranmasına neden oluyor. Oluşan manyetik alan tabii ki canlı hayatında ve insanların yaşamında önemli. Milattan önceki dönemlerde bile kullanılan pusula dünyanın manyetik alanından yararlanarak insanların yön bulmasına katkı sağlıyor. Dolayısıyla ikinci ifademiz tabii ki bildiğiniz gibi burada doğru olacak. Hemen bire bakalım, dünyayı kozmik ışınlardan ve güneş rüzgarlarından tabii ki koruma işlevi de tabii ki yapacaktır. Dünyanın manyetik alanı dünyayı güneş rüzgarlarından, uzaydan gelen enerji, yüksek enerjili parçacıklardan, radyasyonlardan korumaktadır. İnsanların buna direkt maruz kalmasına engel olur. Dolayısıyla birinci ifademiz de doğru. Evet, kuzey ve güney kutup ışıkları, auroralar adı verilen doğal ışınmaların meydana gelmesini tabii ki sağlar. Değerli arkadaşlar, kutup ışıkları adı verilen doğal ışınmaların meydana gelmesinde dünyanın manyetik alanının direkt katkısı var. Dünyanın manyetik alanı güneşten yayılan yüklü parçacıkları
kutuplara doğru manyetik alan vasıtasıyla itiyor ve bu yüklü parçacıklar atmosferde gazlarla etkileşime girerek bir ışıma yayıyorlar. İşte bu ışımaya biz kuzey ve güney kutup ışıkları, auroralar diyoruz. Dolayısıyla üçüncü maddenin de meydana gelmesinde dünyanın manyetik alanının büyük katkısı var. Öyleyse cevabımız tabii ki Edirne şıkkı olacaktır. Selamlar değerli arkadaşım. Şekildeki basit elektromıknatıs devresi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş. Hemen bire bakalım. Elektromıknatıs pil bitene kadar toplu iğneleri çeker tabii ki. Evet, bu ifademiz doğru. Neden doğru? Çünkü buradaki devreyi besleyen üreteç pildir. Dolayısıyla pil devreye akım verdiği sürece elektromıknatıs görevini yerine getirecek bir mıknatıs gibi davranacak ve tabloda bulunan toplu iğneleri çekebilecektir. Hemen ikiye bakalım. Pil ters çevrilirse acaba elektromıknatıs toplu iğneleri iter mi? Bu noktada şuna değinelim. Bakın, bir mıknatıs ele alalım. Bu mıknatısın N kutbu demir bir çubuğa yaklaştırıldı. Peki burada mıknatıs ve demirin birbirini çekeceğini söyleyebiliriz. İkinci bir koşul ele alalım. Bu kez mıknatısın S kutbu demir çubuğa yaklaştırılıyor olsun. Bu kez bunlar birbirlerini itecek midir? Hayır. Hangi kutup yaklaştırılsa yaklaştırılsın mıknatıs demir çubuğu çekecektir. Değerli kardeşim, aynı şey burada da söz konusu. Siz pili ters bağladığınız zaman akım başlangıçtaki yönün ters yönünde devrede dolanacak. Dolayısıyla mıknatısın kutupları başlangıçtakine göre yer değiştirecek. Ama sonuçta bu bir elektromıknatıs. Dolayısıyla demir çubukları yine çekmeye devam eder. Öyleyse bunun üstüne çizdik, güle güle dedik. 3'e bakalım. Çivinin KL noktalar arasındaki sarım sayısı artırılırsa mıknatısın meydana getirdiği manyetik alan şiddeti artar ifadesi noktasında bir hatırlatma yapalım. Bir elektromıknatısın çekim gücü elektromıknatısın sarım sayısına, bobinden geçen akım şiddetine ve sarımların sıklığına bağlıdır. Dolayısıyla bize ne demiş? Sarım sayısı KL noktalar arasında artırılması demek sarım sıklığının artırılması demektir. Dolayısıyla bu da meydana getirdiği manyetik alanın artmasıyla sonuçlanacaktır. Öyleyse değerli kardeşim, bu ifademiz de doğru ve sorumuzun doğru cevabı Ceyhan'dı. Selamlar gençler. Demir çivinin üzerine yalıtılmış iletken tel sarılıp tellerin uçları pile bağlandığında demir çivinin ataşları çektiği gözleniyor. Tabii ki çekecek çünkü artık oradaki yapı bir elektromıknatıs görevi görüyor ve bu şekilde ataçları oluşturduğu manyetik alanına çekebiliyor. Süper. Buna göre işlemlerinden hangilerinin sonucunda çivinin ataçlara uyguladığı çekim kuvveti artar diye soruluyor. Değerli kardeşim, ufak bir hatırlatmayla hemen çözümümüze başlayalım. Bir elektromıknatısın çekim gücü, elektromıknatısın sarım sayısına, elektromıknatıs üzerinden geçen akımın şiddetine ve elektromıknatıs üzerindeki sarımın sıklığına bağlıdır. Evet, güzel. Ve bunlar, bu ifade ettiğim nicelikler arttığı zaman elektromıknatısın oluşturduğu manyetik alan şiddeti de artış gösterecek. Dolayısıyla elektromıknatıs başlangıçtakine göre daha güçlü olacak. Evet, buna göre işlemlerinden hangileri sonucunda çivinin ataşlara uyguladığı kuvvet artar diye soruluyordu. Hemen birinci ifademize bakalım. Pile paralel bir pil daha bağladığımız zaman iş direnci önemsiz. Bu piller için üretilen toplam gerilim değeri devrede değişmeyecektir. Dolayısıyla devredeki akım ve manyetik alanda değişmeyeceği için ataşlara uygulanan kuvvette bir değişiklik meydana gelmeyecek tabii ki. Evet, 1'e güle güle dedik, üstünü çizdik. Hemen 2'ye bakalım. Pile seri bir pil daha bağlarsak toplam devredeki gerilim artış göstereceği için akım da artacak. Bunun sonucunda elektromıknatısın ürettiği manyetik alan şiddeti de artış gösterecek. Böylece çivi ataçlara daha büyük bir kuvvet uygulayabilecek. Hemen bunun artısını verdik. Demir çivinin KL noktaları arasındaki sarım sayısını artırdığımız zaman biraz önce de değindiğimiz gibi oluşturduğumuz manyetik alan şiddeti artıyordu. Bu ifadede doğru olacağına göre cevabımız Denizli şıkkındadır.
Selamlar değerli arkadaşlar. Bir elektrot mıknatısının yanına özdeş K cisimleri yaklaştırıldığında şekildeki gibi dengede kaldıkları gözleniyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Hemen birinci ifademize bakalım. K cisimleri demirden yapılmış olabilir diyor. Hakikaten öyle mi? Peki ilk gözlemimiz şu. Bakın K cismi elektrot mıknatısı tarafından çekilmiş. Tabii ki sadece bu taraftan bakacak olursak demirden yapılmış olabileceği noktasında olabilir kardeşim diyebiliriz. Ancak diğer tarafa bakın. Aynı K cismi aynı elektromıknatıs tarafından bu kez itiliyor. Peki bir elektromıknatısın demir bir cismi itme şansı var mı? Hayır. Hangi kutbu yaklaştırırsanız yaklaştırın demire çekmesi gerekiyor. Öyleyse buradaki K cismi demirden yapılmış tabii ki olamaz. Evet, birinciye güle güle dedik. Hemen ikiye bakalım. A ve B uçları zıt kutupludur. Tabii burada şunu da ifade edelim değerli arkadaşlar. K demirden yapılmış olamayacağına göre bu bir mıknatıstır. Diyelim ki bakın buradaki devremize dikkat ettiğiniz zaman burada bu taraf N kutbu, diğer tarafta S kutbu olsun. Ya bu bilgiyi bilmenize de bu soruyu çözmek için gerek yok. Ancak şunu ifade edelim. Bakın S kutbunu çektiğine göre bu taraf A'nın bulunduğu bölge N kutbu olacaktır. Diğer taraftan N'nin yakınına yaklaştırılmış olan B bölgesi ittiğine göre N kutbu olacaktır. Öyleyse A ve B uçları zıt kutuplu değil, aynı kutupludur. Evet, ikinci maddemize de elveda dedik. Şimdi 3'e bakalım. Pilin gerilimi artırılırsa alfa ve beta açıları artar deniyor. Tabii ki pilin gerilimi arttığı zaman buradaki elektromıknatıs devresinde akım şiddeti artacak. Dolayısıyla elektromıknatısın ürettiği manyetik alan şiddeti de artacak. Öyleyse elektromıknatısın K cisimlerine uygulamış olduğu itme ve çekme kuvvetlerinin artacağını, öyleyse alfa ve beta açılarının da artacağını söyleyebiliriz. Öyleyse değerli kardeşim, sorumuzun doğru cevabı tabii ki C şıkkı. Selamlar değerli gençler. Dünyanın manyetik alanı olmasaydı sonuçlarından hangileri gerçekleşirdi şeklinde bir soru var karşımızda. Hemen bire bakalım. Arılar, göçmen kuşlar yönlerini bulamazdı diyor. Evet, birçok hayvan, arılar, göçmen kuşlar, balinalar, kaplumbağalar gibi hayvanlar göç rotalarını dünyanın manyetik alanından yararlanarak belirliyorlar. Dolayısıyla bu ifademiz doğru. Kutup ışıkları oluşmazdı. Evet, güneşten gelen yüklü partikülleri dünyanın manyetik alanı kutup bölgelerine doğru itiyor ve bu yüklü parçacıklar atmosferdeki gazlarla etkileşime girerek ışıma gerçekleştiriyorlar. İşte biz bu ışımalara kutup ışıkları, kuzey güney kutup ışıkları, auroralar diyoruz. Dolayısıyla dünyanın manyetik alanı olmasaydı bu ışımalar da gerçekleşemezdi. Yerküre güneşten gelen radyasyona direkt maruz kalırdı. Evet, biraz önce kutup ışıklarının oluşması hikayesinde değinmiştik. Güneşten gelen yüklü partikülleri ne yapıyor? Kutup bölgelerine doğru taşıyor. Dolayısıyla dünyanın buradaki atmosferinin içerisine direkt girişini engelliyor. Dolayısıyla değerli arkadaşım, bu ifademiz de doğru olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı Edirne. Selamlar genç arkadaşım. Dünyanın manyetik alanı kalkan görevi yaparak dünya üzerindeki canlıları uzaydan gelen birçok zararlı etkiden korur. Evet. Uzaya gönderilen astronotlarda haftalarca sürebilen yorgunluk, adale ağrısı, baş ağrısı ve baş dönmesinin dünyanın manyetik alanının eksikliğinden kaynaklandığı belirlenmiştir. Güzel, enteresan. Buna göre dünyanın manyetik alanından çıktıklarında astronotlar için hangilerinin zararlı etkilerine direkt maruz kalmış olurlar şeklinde bir soru var karşımızda. Değerli arkadaşlar, atmosferin varlığı ve dünyanın manyetik alanı güneşten gelen yüklü partiküllerin saptırılmasına, ayrıca kozmik ışınların engellenip direkt yeryüzüne düşmesine engel teşkil ediyorlar. Dolayısıyla işte dünyanın manyetik alanı dışına çıkıldığında bu etkilere astronot tabii ki direkt maruz kalacaktır. Ancak auroralara baktığımız zaman auroralar kutup bölgelerinde oluşan ışımalardır. Bu ışımalar güneşten gelen yüksek enerjili parçacıkların dünyanın manyetik alanı tarafından saptırılarak kutup bölgelerine taşınması ve burada atmosferdeki gazlarla etkileşime girerek ışıma yapmalarına neden olup bu şekilde açığa çıkıyorlar. Dolayısıyla burada auroraların
zararlı bir etkisinden, en azından astronotlar için zararlı bir etkisinden bahsetmek tabii ki mümkün değil. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 olacaktır.